Arkadaşlar merhabalar, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve çok sağlıklısınızdır. Ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlere manuel araçta dur kalk bir trafikte, yoğun bir trafikte nasıl hareket etmemiz gerektiğini anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ilerliyorum. Hafif bağırttırdım. Aldım ikiye ve gazla devam ediyorum. Biliyorum şu fikir var hepinizde. Hocam ikiye atarsam hızlanır. Hayır arkadaşlar, vitese attığımız anda araç sadece kendisini rahatlatır. Yani hıza izin vermiş olursunuz ama gaz vermezseniz aracınız hızlanmayacak. Araç geçiyor. Sadece ayağımı gazdan çektim. Bakın asla frenleme yapmadım. Aynı şekilde devam ediyorum. Fren ışıklarını gördüm. Freni dokundum. Hala debriyaja basmadım. Çünkü ihtiyacım yok. Tekrar fren ışıkları attım boşa. Frenle duruyorum arkadaşlar. Ben trafikte çok beklerken debriyajda beklemeyi sevmediğim için boş atıyorum. Siz dururken debriyaj fren de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar mesela hareket edeceğiz. Aldık bire diyelim ki. İkiye atamadan aracımızın durması gerekirse, bakın arkadaşlar mesela gidiyoruz. İkiye atamadan durmamız gerekirse boşa attık. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Hafif frenliyorum, aracımı yavaşlatıyorum. Sonra aracım hala durma pozisyonunda olmadığı için aldım ikiye, çünkü tekerlerim dönüyor. Tekerler dönen arabaya bir verilip sarsılmamalı. Ne yaptık? İkiye aldık ve devam ediyoruz. O aradaki boş nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Arabamı debriyaj frende çok fazla götürmek istemediğim için. Debriyaj frenle de götürebilirsiniz ama debriyajı kaldırdığınızda araçta şöyle bir sarsılma alırsınız. O sarsılmanın olmaması için bir alıyorum. Birazcık hızlanıyorum arkadaşlar. Bakıyorum ikiye atabileceğim bir durum yok. Çünkü frene basıyorlar. Şimdi gösterelim. Mesela bir aldım. İlerliyorum. Mesela ikiye atabileceğim bir konum yok. Yavaşlayacaklar. Boşa attım. Hafif frenle yavaşlıyorum. Herhangi bir sarsılmam yok. Sonra ikiye aldım. Çünkü arabam hareket etmeye devam ediyor. Ve gazla devam ediyorum arkadaşlar. İkinci vitesli arabamı öne attırarak götürmek istemiyorum. Çok fazla debriyaj kullanarak arabamın debriyaj baltasını eskitmek istemiyorum. Birinci vitesle de arabamı çok fazla bağırttırmak istemediğim için mesela fren ışıklarını gördüm. Hemen boşaldım ve bu arada debriyajsız aldım. Bunun da nasıl yapıldığını size öğreteceğim arkadaşlar. Umarım takipte kalırsınız ve umarım sizlere faydalı oluyorumdur. Lütfen arkadaşlar ezber bilgi isteyenler beni takip etmesin. Ben sadece teknik bilgi veriyorum. Çünkü araç kullanmak ezber olacak bir şey değil. Ben bunu söyledikten sonra herkes ezber değil diye söylemeye başladı ama kesinlikle ben bu sektöre girdiğimden itibaren ezbere eğitim olmayacağını vurgulayan kişiyim arkadaşlar. Ve bundan sonra da asla ezbere hiçbir şey anlatmayacağım. Teknik bilgi, hem araç sağlığı hem sizin sağlığınız açısından en doğru olanı vermeye çalışacağım. Umarım faydalı oluyorumdur. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.